Abdülkerim abi, Inter maçındaydım hafta içerisinde, Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund karşılaşmasında. Gerçek anlamda futbol seyretmiş. 60'ta Inter Borussia Dortmund karşısında 1-0 önde. Dortmund dalga dalga geliyor. Lukaku hiçbir topla buluşamadı. 60. dakikada Conte gitti, elleriyle Esposito'yu oyuna aldı. 17 yaşındaki futbolcu oyuna aldı. 85 milyon euroluk Lukaku oyundan çıktı. Esposito 17 yaşında 30 dakika maçın kaderini değiştirdi. Evet. Inter'in atakları ve penaltı yaptırdı. 2-0'da bitti. Evet. Şanslısın bir kere. Gitmişin gerçek bir yani futbol. Umut dayına getirecektim olayı. Evet. Futbol mücadelesi seyretmişin gerçek anlamda. Biz Türkiye'de kendi kendimize oyalanıyoruz gibi. Bir kere her şeyin dışına çıksak bugünkü Galatasaray Beşiktaş maçındaki oyunun kalitesinden bence kimse memnun değildir. Değil tabii. Daha kalite. Aynen öyle. Daha çok pozisyonlu maç bekliyorduk. Aynen öyle. Daha ne bilelim değil mi? Daha heyecanlıydı. Kesinlikle. Olmadı. Sadece bir derbi heyecanı vardı. Bir, iki. Derbinin ruhu yoktu. Aynen öyle. Bugün Beşiktaş maçı kaybetseydi ne olacak dertem? Hepimiz biliyoruz değil mi? Aynen öyle. Abdullah Avcı için cadı kazanları kurulmuştu. Belki de büyük ihtimalle etmişti. De istifaya zorlanacaktı. Kendi etmese bile. Zorlayacaklardı, edeceklerdi. Edecekti. Kaç bu maç kazandı abi? He? Kaç maç kazandı şu an? Kötü değil Beşiktaş. Yani Beşiktaş durumu iyi değil. İyi değil. Ama şöyle söylemek lazım. Şimdi Abdullah Avcı, Ertem'cim. Ben dinliyorum Ertem. Sizi. Şimdi Abdullah. Orada birileri konuşuyor ama bir sessizlik rica edeceğim. Stüdyoda kimse konuşmasın rica edeceğim. Evet Abdülkerim abi, özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Abdullah Avcı, biz de eleştirdik. Hem de dostumuz arkadaşımız olmasına rağmen. Bir kere bu kadro yapılırken, kurulurken senin bu işe hiç katkın olmadı mı? Mesela ben en çok oradan eleştiririm. Çünkü ben bugün Beşiktaş kazansa da gerçek bir yorumcu olarak şunu söylemem lazım. Beşiktaş'ın bugün olağanüstü bir mücadelesi var. Oyun ancak bu kadar olabiliyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğun bir numaralı, iki numaralı adayı olması halen zordur. Bu galibiyetle aldanmayalım. Bir futbol takımı için en büyük aldanma, en büyük tehlike pardon, antrenörün, oyuncuların ve taraftarın kendini kandırmasıdır. Bak Galatasaray bugün bunu yaşıyor. Galatasaray'ın önüne bir tablo koydular. Galatasaray seyircisine inandırdılar, kandırdılar. Oyuncular da kendilerini hakikaten bu ligin üstünde falan zannediyorlar. Tamam mı? Galatasaray seyircisi de buna inandı. Bu performanslarda çok oluyorlar. Galatasaray çok kötü. Mesela Paris Saint Germain maçı oluyor. Bizim de suçumuz var. Biz de dedik. Sinan abi hala yapıyor onu mesela. Ben İnanılmaz takım isim tek tek söylüyorum. Ben söylüyorum. Paris Saint Germain maçında Galatasaray top oynamadı. Paris süper oynadı. Ben de evet. İşte ben dedim başka maçı mı seyrettim maçı? Ama bak bu kandıranlar kim? Şimdi Paris Saint Germain maçı var önümüzde. Bir baktım maç bittikten sonra bütün spor kanallarını geziyorum. Yorumcu denen arkadaşlarımız. Galatasaray yüzümüzü al. Gazeteler koca gazeteler. Süper oynadı. Manşet atıyorlar ya. Onurlu bizim 80'li yıllardaki gibi bizim oynadı. Onurlu mağlubiyet falan filan diye. Şimdi böyle deyince bir baktım sokaktaki Galatasaraylar da öyle diyor. Yenildik ama nasıl oynadık? Ya kardeşim bir şey oynamadın, kaleye şutun yok. Müslüman olmasa galiptir beş... bu yolda mağlup falan, falan diyorlar. E Müslüman olmasa o ara biz tepki alıyoruz. Diyorlar ki ya sen ya kardeşim görünen bir şey var. Bu takımın oyuncu kalitesi isim olarak yüksek olabilir. Bir kere bu takım hantal. Mesela sadece gelip bir santrafora doğru atmaya çalışıyorlar falan. Bir ikiye bir yok. Bir geriden gelip çoğalma yok. Paslar yok. 18 dışı şutlar yok. Yani Galatasaray kötü oynuyor. Kötü. Ama öyle bir hava yaratılıyor ki ya dur ya bunlar şimdi olur. Bunlar lige döner. Şöyle olur böyle olur. İkincisi Abdullah Avcı bu kadar zor şartlarda bugün takımı iyi motive etmiştir. Çok zor bir gece. Bak, çok zor, evet. Maçı motive etmiştir takımını belli. Beşiktaş bugün takımı canı yürekten oynadı herkes. Aynen. Kapasiteleri oyuncuların bu kadardı. Bu kadar oynadılar. Benim eleştirim şu da olabilir Beşiktaş camiasına. Bak camiasına diyorum Abdullah Avcı değil. Mesela bugün stoper oynayan çocuğun adı ne Vida'nın yanında? Roko. Bu çocuk kaç senedir burada? Çok iyi oyuncu. Hiç oynamadı. Ha? Yani bizine bak bu, evet. Çocuğu. Yani Beşiktaş bütün kulübü... kafa topları aldı. Evet. Ayakları değil. Şimdi Beşiktaş kulübünde, Beşiktaş kulübünde kim bu futbol aklı? Hoca mı? Yönetim mi? Futbol şube sorumlusu mu? İşte böyle bir oyuncum var. Necipleri stoper oynattılar falan filan. Yani nihayet Abdullah Avcı doğru. Bravo. Sonra sol bek. Bu Haza iyi bir oyuncu. Ya ben ilk defa seyrediyorum bu Rebek Şoy'la Roko'yu. Hele Roko'yu kaç sene var ilk defa can, yani bir 90 dakika canlı böyle dolu dolu seyrettim. Şimdi bu oyuncular bu kadar saat bu kulüpteyken neredeydi? Bundan eleştirilebilir. Fatih Terim'e ilgili de benim eleştirim şu olacak. Bak Ahmet Hoca'nın eleştirileri başka. Ahmet Hoca hayata başka çerçeveden bakıyor. Yani psikolojik olayları çok önemsiyor. Futbolda yeri vardır. Bir hocanın hocalık dışına çıktığı an o kulübe artık takımına faydası zor olur. Yani başkana eleştirecek kadar anladın mı? Geçen hafta mesela hep ben konuşuyorum biraz da ceza almayanlar konuşsun.
falan filan diyecek pozisyona geldiği zaman Ahmet Hoca onları eleştiriyor. Başka işlerle, futbol dışına işlere çıktığı an o kulüp tehlikedir. Yani takım, futbol takımı tehlikedir. Ben Fatih Terim'i bir eski futbolcu olarak Sinan gibi aynı teknik yönden eleştirebilirim. Evet, bu takım koşmuyor. Koşmuyorsa bunun suçlusu hocadır. Bu diyelim. Takım koşarken Fatih Terim diyoruz. Abi. Bu takım niye koşmuyor? Bu takım niye iyi motive olmuyor? Bir de Ümit Karan'a son derece katılıyorum. Bakın bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu kim? Vedat Muriç değil mi? Evet. Yani taraftarın taptığı evet. bir oyuncu. Vedat Muriç. Yarın Fener tribünlerine dönüp o ağzımı almayacağım Belanda'nın söylediği lafları Vedat Muriç söylesin. Bugün Fenerbahçe'nin değil. Yemin ediyorum o kulüpten kadro dışı kalana kadar Fenerbahçe'yi tutmam. Bak tutmam. Her şey şampiyonluk evet. değildir. Her şey galibiyet değildir. Ben futbolcumun Ümit'in dediği gibi hepimiz küfürler yedik. Kendi taraftarına dönüp hakaret eder. Ha bunu Messi yapsa ulan o da olmaz ama belki dersin. Belhanda bu ya. Apo. Belhanda bu. Şimdi Fatih Belhanda. Ya. Bunu bir de ödüllendiriyorsun. Aa, niye işte ödüllendiriyorsun? Biliyor musun? Gönder Bilmiyorum. Kardeşim şampiyon olma. Kaybetmeyeyim. Sen zaten oluyorsun bak, devamlı. Antrenörlükte bu vardır. Sen bu yanlış. Ben Fatih Hoca'yı bak, buradan eleştirdim. Yoksa başarısız olması normal. Yani Melo Herrera kavgası hatırla o dönemde. Bu affetti falan şampiyon olduk. Burada da Gaz dedi ki Beşiktaş maçı deplasman dedi Erdem. Belki atar matar anladın mı? Yani denedi atar matar dedi. Taraftar anladın mı? Affeder yani en azından affeder. Şimdi ben bugün istatistiklere baktım arkadaşlar. Şimdi bakıyorsun pas deniliyor ya pas. Galatasaray Beşiktaş'ın nereden baksan iki misline yakın falan pas atmış yapmış. Bütün istatistikleri Galatasaray'ın üstün. Fark var. Bir tane fark yok. Şey, bir tane de Beşiktaş üstün. Koskocaman Galatasaray takımının korneli yok. 7 tane kornel atmış Beşiktaş. Bakın koskocaman bu hücum hattı olan Galatasaray'ın korneli yok. İlk defa belki de uzun yıllar bu kadar formda olmayan, bu kadar sorunlu, demoralize olmuş bir Beşiktaş futbol takımına karşı yani ilk defa da Vida Roko yani bunların hepsi hemen hemen yan yana oynuyorlar. Bu takıma karşı Galatasaray takımı dediği gibi yavaş bir takım. Enzonzi falan. Pas. Ama üçüncü bölgeye giremiyorlar. Bir tane kornelin yok. Ne demek? En net gol girişimi hangisi? Hiç Adem yok. En net gol girişimi hangisi? Adem Büyük. Yıllardır doğru bir şey yapıyor arkadaşlar. Doğru kaleci buluyor. Doğru kaleci şampiyonluğun Galatasaray'da en az %30-%40 fark ettiriyor biliyor musun? Şu tabii. sezon başından beri bakalım Mustera'ya. Bugün Galatasaray'ın yediği golün belki 2-3 müslü gol falan yemişti. Mustera olmasaydı. Hatırlayın en iyi kalecileri Galatasaray. Tafarel Mondragon. Rahmetli Kayganiç vardı bizim zamanımızda. Samsun'da trafik kazası. Aynen Galatasaray'da. Evet. Dönüyorsun Smovişler, işte. Mondragonlar. Bakın Smovişler, Mondragonlar, Taferel'ler. Yani bunların hepsi çok üstte kaleciler ve Galatasaray'a önemli şampiyonluklar kazandırır. Doğru. Onun için Fatih Hoca burada şunu gösterecek yani. Alacak Lig TV'nin istatistiğini. Buraya diyecek. 460 tane pas yapmışız. 270 tane, 280 tane Beşiktaş yapmış. %60'a %40 oynamışız. Gol pozisyonumuz yok. Şutumuz yok. Kornelimiz yok. Bu tamamıyla taktikten de ziyade bireysel oyuncu yeteneği Ümit. Sen santrafor oynadın. Yıllarca sana top pasta gelmese ne yaparsın? Top ayağını aldığın zaman bir çalım atayım zorlayayım dersin değil mi? Yani bir şey yapayım. Mecbur. En azından uzaktan kaleye şut çekerim. Bir yani, şeyler yaparak çalışayım. Onun için bakıyorsun Galatasaray takımında maalesef Fatih Hoca bunu çok iyi biliyordur. Önlemini alacaktır. Ha bu maç yapmıştır. Galatasaray takımında maalesef lale devri yaşanıyor. Bir rahatlık var. Nasılsa oluruz. Var. Fotoğrafları da versene. Ben de diyorum ki Galatasaray'ın işi çok zor. Hepimizi yanılttı. Hayır, yanıltmaya abi. Da devam ediyor. Yine söylüyorum. Bugün. Bazı oyuncuları ısrar etmemesi gerekiyor. Bugün tabii yüreğiyle oynayan. Belki kalite olarak Galatasaray'a kadar olmayan ama yüreğini koyan, isteyen, çok arzulayan ve rakibini sahada korkutan bir Beşiktaş vardı. Ve bu Beşiktaş
bugün maçı kazandı. Yani bu yürekle, ruhla, daha az yetenekle ama daha fazla koşarak, daha fazla isteyerek, işte diyorum ki ben de buradan Beşiktaşlı futbolcular, bundan sonra niye olmasın? Neden bir Anadolu maçı? Abi geçen sezon iyi kanat oyuncuların vardı. Şükrü Abdullah Avcı'nın açıklaması var mı? 17 evet. Sonunda. Hızlı oyuncuların var. Şimdi Babel var mesela. Tamam iyi oynayabiliyor bazen ama çok top eziyor. Orta sahası çok kötü ama galiba. Ama top çok top eziyor. Şimdi ben müsaadenizle söyleyeceğim. Çok önemli, çok aksiyonlu gitmemiz lazım. Şunu söyleyelim ama Abdullah Avcı bu hafta başından beri hiçbir mazeret üretti mi? Halbuki burada mazeret üretmesi gereken antrenör Abdullah Avcı. Doğru. Değil mi? Kaç tane sakatı var? Kaç çok tane? Sakatı çok cezalı var. Fatih Hoca'ya hayretler içerisindeyim. Bir haftadır ben bahane olsun diye söylemiyorum. Ama deyip yüzlerce bahane sıraladı. Abdülkerim tarihine gireceğim. Şu çok önemli bak. Mecburi transferler yaptı. Beşiktaş taraftarını çok heyecanlandı. Dediğine gireceğim zaten. Abi bir böyle bir şey olur mu ya? Çarşamba cuma dediği bir bahane şey istiyorsun var. Ya? Şey, çarşamba pazar dediği bir bahane var yine. Tam ekran versenize. Soyunma odasında söylüyor bunları sevgili seyirciler Abdullah Avcı. Yarışa geri döndük. Evet, hiç kimseye acımadan bu aile mücadele ederse, bu şekilde birbirine yardımcı olursa, el ele tutarsa neler yapabileceğini gösterdi. Herkes bu anlamda, ben de sorguluyorum, siz de sorgulayın ama var olan bir şey var, o da Beşiktaş. Burası başka bir duygu. Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık diyor Abdullah Avcı. Evet. Fatih Hoca'nın maç sonunda Bein Sports'a yaptığı bir açıklama var. Onu görelim. Hemen getirelim ekrana arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden. Bende tam hali var. Burada bir bedel ödüyorsa bu benim diyen Fatih Terim. Düşünebiliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın diyen bir Fatih Terim var. Bazı şeyleri görüyoruz ama paylaşamıyoruz. Bu çok önemli. Bazı şeyleri görüyoruz ama paylaşamıyoruz. Birinin canı yanıyorsa benim canım yanıyor. Öyle görünüyor. Bu bedeli ödemeye devam edeceğiz. Değişmesi gereken şeyleri değiştireceğiz. Herkes için söylüyorum. Kimseyi bunun dışına sokmuyorum. Oyun için üzgünüm. Çok alışkan değiliz. Bu kadar süre en azından böyle oynamaya. Bazılarına son şanslarını verdik. Ocağa kadar... Tabii bizimle olacaklar ama artık bizim istediklerimizi yapan isimlere daha fazla şans vereceğiz diyor. Oyunu değerlendirmeden önce Galatasaray'ı değerlendireyim. Gerek bireysel, gerek takım olarak her şeyin farkındayız. Açıkçası gerek taktik anlayışı, gerek oyuncu tercihlerinin farkındayız diyor. Esas önemlisi şu. Pazartesi çarşamba oynadığımız için engel olamıyoruz. Üzgünüm ama sonuç itibariyle lig devam ediyor. Burada çok tepki oldu. Pazartesi çarşamba. Biz de perşembe pazar oynadık. Yani, salı oynadı Beşiktaş, takımına. Galatasaray salı pazar oynadı. Efendim? Galatasaray salı pazar oynadı. Salı pazar. Beşiktaş perşembe pazar oynadı. Beşiktaş iki gün oynadı. Bunlar mazeret değildir. Beşiktaş iki gün daha az dinlenmiş. Tamam da mazeret yani. Olarak söylüyor ama işte ben onu söylüyorum. Onu bilmiyor. Mesela hayret et. Biliyor, bilmez. Rakibin, ama takım, ya her takım yorgunluk belirtisi gösterebilir yani. Yorgun olabilir takım. Hayır, tamam da. Ama kadroda değişiklik yapabilirsin. Ya Ümitçiğim bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir Anadolu takımı değilsin ki. Ya bir. Kadron geniş. Bakayım. Değiştir kadroyu. Sen şey açtın. Rotasyona gir. Ben de şunu söylüyorum. Bir takım mazeretlerin olabilir. Ama lafa. Ben hayatım boyunca hiçbir mazeret üretmemiş bir adamım deyip arkasına 100 tane mazeret sıralamak bir tuhaf değil mi Allah aşkına? Bana tuhaf geliyor, size gelmiyor mu? Bak kadrosundan kadrosundan şikayet ediyor. Diyor ki mecburi transferler yaptık diyor. Bir, milli takım araları bize çok zor geliyor çünkü diyor oyuncular milli takıma gidiyor, beraber çalışamıyoruz. Mazeretler üst üste geliyor. Anlatabiliyor muyum? Teknik direktörü i̇şte söylüyor ama bunda tamam bir şey yok. Tamam da öbür tarafta bir Abdullah Avcı var. Elinde herifin silah kalmamış. Sapanla çıktı bugün maça. Umut, Nayırlar. Tamam da her sefer böyle maç olmaz tamam ki. Tamam da. Ya başka tamam grafik verin. Ya arkadaşlar. Ben şunu söylüyorum kardeşim. Şimdi Fatih Terim kendisi bile ne diyor? Ben zamanında şöyle derdim diyor. Şampiyonluk yerinde kim çıkarsa çıksın falan. Ama bu aralar öyle demiyor. Habire mazeret üretiyor. Ahmet Hoca ne? Tarihinin bana göre en iyi 3-4 kadrosundan biri var. Haksız mıyım? İsim ya olarak. Lemina, Seri, Falcoa. Tartışma. Efendim Enzonzi. Enzonzi. Babel İngiltere'den geldi tekrar geri. Marco, Lundema falan. Şimdi. Mariano. Hala mecburi takım yaptık aslında falan demenin bir alemi mi var yani? Yani hangi takımın kadrosu seninkinden daha kaliteli? Reklama gitmeden önce. Çok enteresan. Reklama gitmeden önce herhalde hak ettiklerini düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı uzun zamandır da herhalde Beşiktaş marşı da çalmadık değil mi? Herhalde uzun zamandır da çalınmadı. Girerken çaldık sadece yayına girerken. Ya o çok anlaşılmadı. Galatasaraylılar yanlış anlamasınlar. Onlara gönderme değildir bu. Tamamıyla Beşiktaş taraftarının mutlu etmek acaba. Yani
8-9 haftadır çok sıkıntılı süreç yaşayan Beşiktaş seyircisine, Beşiktaş taraftarına bu buradan gitsin. Sen haftada Fenerbahçe'ye çalalım o zaman. Nasıl? Galatasaray'ın yenen takımı hep müzik çalacaksa. Abi, şimdi, hocam hoca tam hızını almayacak. Söz alamadı. Hocam sizin görüşünüzü rica ediyorum. Hocam, Sayın Mustafa Cengiz'in maç çıkışında tepkili bir çıkışı var tabii ki. Kaybettiği ama bu maçın bir özetini yaptığınız zaman Fatih Terim'e bağladınız. Kesinlikle. Kardeşim işleri iyi giderken Fatih Terim'i imparator yaparlar. Biz deriz. Camia. İşleri iyi gittiği vakit adamın yürüyüşü değişiyordu. Bak bunu Abdurrahim Albayrak da dahil. Ne zaman işler iyi? Abdurrahim Albayrak hatırlar mısınız? Falcon uçağa geldiğinde o minicik kız Abdurrahim Albayrak'ın kucağında çocuk bakıcısı gibi uçaktan indiler. 10 bin kişiyi topladılar Atatürk Havalimanı'na. Evet doğru. Karısı üçlü çektirdi. Burada. Tamam. Görüntüler. Kazandığı vakit herkes piyasada Fatih Terim'in yürüyüşü değişiyor. Şimdi manasız sebepler diyor. Soru bir. Çarşamba pazar. Beşiktaş da oynuyor. Diğer takımlar da oynuyor. Real Madrid'de, Barcelona'da, şampiyonlar. Beşiktaş da çok iyiydi ki yani. Tamam ona laf yok. Yorgunluk olabilir. Bu mazeret hocam değil. Yani Gençler Birliği'ni yenememek, gol atamamak. Malatya'yı yenememek. Denizli'de mağlup olmak kesin. Denizli'de mağlup olmak. Kulüp Brüj karşısında kazanamamak. Paris'e gol atamamak. Hocam, Paris'e ver. 10 kişi kalmış Sivas Spor'a pozisyonlar verdi. Zor kazandı. 3-2 zor kazandı. Zor kazandı. Şimdi bunları pazar çarşamba dersen ben yemem. 2. Neymiş o? Paylaşamıyoruz. Sizinle içeride bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Mesela içeride olduklarını söyleyeyim. Sahayla ilgilen kardeşim. Restoranla ilgilen. Falco'ya laf sok. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Ne yani. Ne olabilir? Yani şu olabilir söylenecek. Bunlar kampta alem mi yapıyorlar oyuncular? Yok hocam. Peki ne söylenecek ne var? Paralar mı verilmiyor? Bak bu da olabilir. 3. Ben size söyleyeyim. O yabancı oyuncuların niye bu kadar şu duyarlı olmalarının sebebini söyleyeyim. Söyle hocam. Falco. Ben bunu hep söyledim. Gelirken söylemiştim. Kardeşim Falcao'nun uçağı İstanbul'a indiğinde bak beşimiz Falcao'nun uçağının geldiğini görürüz. Ümit. Sen Fegulis'in. Ben Belanda. Sen Marcao. Sinan Lündüyama. Sen de Mustafa. O diyor ki kaç para alıyormuş? İlavesini milavece 8-10 milyon euroyu bulacak. Üstelik garanti 3 sene kontra. Sen ne alıyorsun diyor 3. Sen 2.5. 3.5. 3.5. Hocam Ümit Hoca duymuştur belki. %100 bilgi yani içeriden gelen bilgi çok önemli. Ümit Hoca duymuştur. %100 yalansa söylesin. Antrenmanda dahi pas atmıyorlarmış. Seni doğrularcasına söylüyorum. Oyuncu ne diyecek biliyor musun? Antrenmanda Falcao'ya pas atmıyorlar. Ben Belanda'yım. Bir de bu yapıda oyuncular. Bak Norveçli, İsveçli olsalar adamların iş ahlakı şöyledir. Bana ne kardeşim ben istediğim parayı alıyorum. Niye? Kim ne alırsa alsın ben çıkar göremiyorum. İnşallah bu bir Anglo-Saksan veya İsveç, Skandinav mantığıdır. Hepsi çakal. Belanda'nın suratından akıyor zaten. Tırnak içinde futbol çakallar. Diyor ki ulan bu takımı 2 sene biz şampiyon yaptık. Biz Falcao'ya geldi. Çıksın oynasın. Falcao'ya da söylüyorum. O zaman karakteri düzgün değil bu oyuncuların. Ben karakterlerini bilmem. Ben ama karakterlerini bilmem. Şunu söyleyeyim. Ama sana ben bir soru soruyorum. Çıkarken kendi taraftarını ana avra söven Belhanda'nın karakteri iyi mi? Yorumunu yaptım hocam. Şimdi Fatih Terim'e soruyorum. Evet. Fatih Terim'e. 3 gün önce, 4 gün önce seni yıllarca alkışlayan taraftarı küfür eden Belhanda'ya ilgili hangi yaptırımı uyguladı? Müdürlendirdi ya. Hangi yaptırımı uyguladı? Tam bu görüntü yandı arkadaşlar. Soru 1. Bu. Şuradaki hani etik, hocam, ahlak, taraftara saygı, küfür etti küfür. Hani elini konduğu yapsa anlarım. Küfür etti. Ben ağız okumam. Da okuyanlar söylüyor. Şimdi bunları yaptık. Hocam sonra... Babel'de Sivas Spor maçında özür dilerim şunu yaptı aynen. Siz konuşmaya devam edin dedi. O kabul edilebilir. Konuşun dedi. Evet. Sen oradan sövüyorlar. Ama içeride bir disiplinsizlik var. Ya şu var. Tekrar söylüyorum. Fatih Terim'in bir Türk oyuncu Fatih Terim'i gördüğü an rakip bile olsa, kendi oyuncusu bile olsa zır zır titrer. Korkudan, otoriteden, saygıdan, sevgiden. Ya Falcao'nun umurunda mı Fatih Terim? Tabii. İster oynat diyor. İster ben 3 sene alacak mıyım çatır çarak paramı? Ha isterse diyor mesela Belanda, Pegulu, Falco. Beyler ben bu Fatih Terim biraz saygısı buldum. Onu yiyelim. Ne zaman reklam? Onu yiyelim gelin Blank'ı getirelim. Ne diyebilir oyuncu? Altısı birden bir araya gelir. Bak ben sana söyleyeyim mi? Belanda, Fegulu, Marcao falan bir araya gelirler. Kumpası bir kurarlar. Şöyle yaparlar. Fatih Terim olduğu vakit biz oynayamayacağız dediğinden ne yapacaksın? Bir kişi olsa kovarsın. Falco'nun umurunda mı?
parasını yemin almış. Versenize. Peki şimdi soruyorum. Bu adamda kronik bir aşil tendon problemi varsa ki bunu söyledik biz sezon başında. Bu adamı niye aldınız? İki, Galatasaray'ın kulüp doktoru, çok iyi bir ortopedist arkadaşımız Yener Hoca. Efendim? Yener Hoca. Yener Hoca. Doğru yanlış, sonra bir yalanlama var ama. İyi diyor yani, aşil tendonu iyi, oynayabilecek diyor ama hoca oyuncu oynamak istemiyor diyor. Bunu nereden besliyorum? Bunlar hep problem. Çok özür dilerim. Evet. Hocam bağışla. Evet. Falcao tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Fakat oyuncu ağrıları olduğunu beyan ettiği için oynatamıyoruz. Oyuncu istemedikten sonra sahaya süremeyiz. Takımla hali hazırda ağrılarıyla oynayanlar var. Bu alt cümle çok önemli. Hocam. Takımda hali hazırda ağrılarıyla oynayanlar var. Ama sonra bir dakika. Hocamız Yener Bey bunu yalanladı. Bu çok... Eğer bir tane daha var, özür dilerim. Devam doğru edelim. Doğru bir açıklama değil bu yani. Devam edelim. Falcao'nun oynaması risk teşkil etmiyor ama... Onun da oynamayı istemesi lazım. Doğru mu bu? Canı tatlı demek. Bu, yalanlandı. Hayır, doktor bunu, hani ben takım Yener doktorunun, Hocam. Tanım doktorunun bunu söylemesi demek. Falcao'nun... Sinan abi özür dilerim. Mixon'da basın mensupları da sohbet sırasında söylemiş, sonra da olay açığa kavuşunca... Açıklama yani değil bu, sohbet. Sohbet sırasında söylemiş, sonrasında bu haber yapılınca ben söylemedim böyle bir şey. Ama bu tip lafları ben söylemem. Hiç söylemediğim şeylerdir. O zaman bir tek sorun vardır. Falcao parasını almıyor diyor, oynamıyor diyor insanlar. Ben de o zaman buna inanmak zorunda kalıyorum. Yani Falcao işte hiç ödeme almamış, hiç ödeme yapılmamış. Ondan dolayı oynamıyor diyorlar. Ben buna inanmak da istemiyorum. Ben böyle şeye inanmam. İnanma çünkü, zaten. İnanma. Hayır, böyle şeylere çünkü neden inanmıyorum biliyor musun hocam? Nasıl salırsın? Bakın Galatasaray falan büyük, hiçbir takımda paran kalmadığı gibi hele bu tip takımlarda anlaşmayı öyle bir yapıyorsun ki 2 ay ödemediğin zaman banka teminatlıdır. 2 ay koyarlar. Çatır çatır alırsın parayı. Tak hepsini alırsın. Ben bunlara inanmak istemiyorum. Ya bu çocuğun mutlaka sakatlığı vardır. Oynarsa nükseder bizim Burak gibi. Burak da erken oynuyor. Tak nüksediyor. Bugün de oynamak istemiş mesela. Abdullah Cahir eve git demiş dün ona. Dolayısıyla kendini riske almak istemiyor. Sinancığım. Yener İnce bunu söylüyorsa söylemiş olarak kabul ediyorum. Bunu var ya, Fatih Terim'in haberi olmadan Yener İnce bu lafı söyleyemez. Bak size söylüyorum. Burada o ince bu bir mesaj var. Kendisi de yalanlamış. Eğer bilmiyorum, söylemişse diyorum zaten. Eğer yalanlamış oynayacak bir durumu sakatlığı geçti ama kendisinin de istemesi lazım. Yani oynarsa biraz ağrıları olabilir demek istiyor. Eğer ama, bunu söylediyse ama, bak hocam bu var ya, Fatih Terim'in haberi olmadan söylenmez. İşte bence sorumluluğu belki de Falcao'nun üstüne bir şey yıkmak istiyorlar. Çok açık. Ben zaten Fatih Terim geçen hafta ne dedi? Ben bunca yıldır Fatih Terim'in derim. Sakatlığı olabilecek bir oydan oynamaz için hiçbir zaman şimdiye kadar müsait lafını kullanmadı. Falcao için geçen hafta kinayeli müsait lafı nedir biliyor musun? Efendim müsaitse gibi. Efendim müsaitse oynayacak falan. Efendim müsaitseniz buyurun da programa başlayalım Ümit dersem aslında ben sana kızgınımdır. İstemem diyorum. Ümitciğim hadi kardeşim başlıyoruz. İyi niyet göstermiştir. Bugün ateşim var. Gelmiyorsun. Ümit bugün müsait olsa sana laf geçiriyor. Ama sitem edebilirsin yani. Ben hoca olsam ben de aynı görüş şey yapabilirim Falcao'ya. Aynı davranış yapabilirim. Tamam. Yani, o da öyle yapıyor işte. Diyor. Yani, ben de öyle yapıyor diyorum. Yani sitem değil mi? Sitem. Evet. Bence de öyle yapıyor diyorum. Daha küsmüş. Çünkü sonuçta ben getirdim seni. Doğru mu? Daha küsmüş Ümit. Sorumluluk daha haberi yok. Falcao ne diyor bu der ya? Kim bu der ya? O Terim'se tamam Terim. Ben Falcao'yum der ya. Kariyere bakıp senin kariyerinde bir şunu yapar. Vallahi böyle bana suratten yapmayın trip. Ben ister oynarım ister oynamam derse ne yapacaksın? Çekiyor der ya. Çekiyor. Ne yapacaksın? Bak çekiyor. Kariyerin sonuna gelmiş. Falcao'nun bir beklentisi yok. 3 yılda 8'er milyon eurodan 24 milyon euroyu kitlemiş. Hiç kimsenin ağız kokusunu çekememler. Hatta şöyle yapar ha. Falcao 3'ü 4'ü bir araya gelirler Güney Amerikalılar. Böyle yaparlar ya. Bu adamla gitti. Kim o adam biliyor musun? Terim. Bunu direkt söylemezler. Kuşlar vasıtasıyla. Başkana gider. Abdurrahim Albayrak. Menajerler vasıtasıyla. Ne yapacak? Falcao, Mustera, Mariano, Güney Amerikalılar. Kulis yaparlar. Antrenmanlar isteksizlik başlar. Hoca bağırır, o böyle yapar. Şşşt yapar. Tamam mı? Fatih Hoca'ya. Bağırır, koş der. Şşt. Hasan ne yapıyorsun? Sen de git der. Ya yemiş Falcao'lar Fatih Terimleri. Sonra ne olur? İşte bu var Galatasaray'da. Hocam i̇şte diyorsun var. Ki yani yabancı futbolcular bir araya gelir, evet. Fatih Hoca'nın ipini çekerler.
Çok tabii çok rahat çek ya. Sen bekle bu akşam çekeyim. Tabii ki çekeceğim. Dördü gelir. Bu sadece yabancı futbolcular için geçerli değil. Tamam. Türk futbolcular için ezebilir. Sadece ezebilir bu belli ama yani yabancı futbolcular kimsenin umurunda değil. Sinan abi söyledi. Enzonzi'si, Marcao'su, Luyendama'sı. Bak şey ne demiş? Lemina ne demiş? Ben sadece şunu anladım. Lemina şunu söylüyor, özür dilerim. Sen çok kötüymüş gibi gösteriyorsunuz ya. O kadar kötü değil. Hayır. Ümit Hocam. Bak diyor ki utanıyorum diyor. Birkaç kere daha söylüyor utanıyorum zaten diye. Geldiğini göremedik ki bu oyuncu. Demiş ki utanıyorum değil de hani çok üzgünüm. Tercüman Mert kardeşim her kulüpte olan tercümanlar gibi biraz daha olayı böyle Mert değildi özür dilerim. Mert değil diğer tercüman arkadaş fark etmez. Mert ya da diğeri tercüman deyince Mert geliyor aklıma benim her zaman. Diğer tercüman arkadaş üzgünüm diye tercüme etmiş. Ama Lemina 3 kez utanıyorum demiş. Yahu ben Galatasaray taraftar zaten onlardan utanıyor. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Bir örnek alayım. Tarih. Bunu sevgili kardeşim avukat bu işler yazdı. Manchester United'lı 5-6 oyuncu bir araya geldiler. Kimi yediler biliyor musunuz? Jose Mourinho yediler. Yediler tabii. Jose Mourinho'yu Manchester United'dan yiyen oyuncuların bir takım oyuncular ittifakıdır. Chelsea'de de aynı şekilde yediler. Hocam bu çok güzel örnek de aslan gibi yerler. Hocam ben de fikrimi söyleyebilir miyim? Fatih Terim'i Galatasaray'dan ne kulüp başkanı, ne kimse kulüp yönetimi, ya. Ne de futbolcular yiyip gönderebilirler. Bunların bak açık söylüyorum. Değil mi? Bir antrenörün işine kim son verir? Yönetim kurulu değil mi? Hayır. Yönetim kurulu başkanı. Bazen de istifa edersin. Hocam etmez. 2 sene adam şampiyon olmuş. Şimdi dediği gibi liderler arasında 4 puan falan var. Bir şey yok daha ortada. Daha erken. Fatih Terim'i bir tek Galatasaray kulübünden istifa etmesi ya da gönderilmesi veya kendi kendine istifa etmesini bir tek Galatasaray seyircisi sağlayabilir. Bravo. Bak size söylüyorum. Onun dışında bu yönetimin, bu başkanın, bu futbolcuların toplanıp Fatih Terim'i göndermesi mümkün değildir. Bak mümkün değildir. Size söyleyeyim. Aynen katılıyorum. Zaten doğru bir şey dedi. Mümkün değildir. Ben doğru değil. Mümkün değil hocam. Bir dakika. Daha önce taraftan istifa ederse başarısı sonuç olursa öyle olur. Ben belgeyle konuşuyorum. Bundan önceki istifasında Galatasaray'da aynı durum değil hocam. İki neşir şampiyondu 2 sene. Hayır hocam. Bakın. Bu sefer aynı durum değil. Bir sürü antrenörler geldi geçti. Hepsi denendi. Hepsi hikaye. Öyle bir zamanda geldi. Öyle bir zamanda Galatasaray şampiyon yaptı. Ayağa kaldırdı ki ihtiyaç olunan zamanda. Onun için Galatasaray taraftarı kesinlikle ve kesinlikle Fatih Terim'den vazgeçmez. Bakın ne olursa olsun. Herkese bağırırlar. Ederler. Fatih Terim konuştuğu an yönetim bile sarsılır. Bakın mutlaka sıkıntı vardır. Ne vardır? Birinci ödeme sıkıntısı %100 vardır. 12. Yani ödeme sıkıntısı falan vardır. Yani onun için Fatih Terim yönetimi falan hedef falan yapmıyordur. Fatih Terim dediğimiz gibi şampiyonluk yarışında daha 4 puan falan var. Bu değil. Ha Galatasaray ne yapıyor? Kötü top oynuyor. İyi oynamıyor. Fatih Terim bunları düzeltecektir. Belki de bakacaksınız 5 hafta sonra 6 hafta sonra çok farklı bir yerde Galatasaray göreceğiz. Ama ha bugün de o da memnun diyor ama baktı Fatih Terim de tahmin etmiyordu bu tabloyu. Yani bugünkü oyunu, bugünkü durumu, Şampiyonlar Ligi'ndeki böyle yani puan, bir tane puan aldı değil mi? Evet, Brüj maçı var. Berabere. Onun dışında yani Fatih Hoca da bu tabloyu. Ama Şampiyonlar Ligi'de normal abi. Real Madrid'de Paris Saint Germain'e yenilmesinden daha doğal ne olabilir? O gayet normal. Yani o gayet normal. Yani aslında yani, Şampiyonlar Ligi'nde de böyle bir... Başarısızlık işte, yok yani. Abicim Türkiye Ligi'nde. Tabii ki yenileceksin yani. Türkiye Ligi'nde yani. Yenersen oynadığı, güzel iş. Türkiye Ligi'nde oynadığı futbol ışık vermediği için. Evet, yani ha şu tabii Galatasaray için çok önemli. Galatasaray'ı ikiye ayırmak lazım. Bir Türk Telekom, bir deplasman. Türk Telekom'da farklı bir Galatasaray var oynayan taraftarın gazıyla. Ama ne olursa olsun Galatasaray temposunu bakın. Yıllardır Fenerbahçe'ye hep söylerdik. Yavaş oynuyor, Kaan'ı gibi derdik. Bugün Fenerbahçe hızlandı. Bir Moses'u gör, Rodriguez geldi tık tık tık. Hızlan. Galatasaray geçen sene daha hareketliydi. Onyekuru olsun, Fernando olsun. Orta sahası daha canlıydı. Galatasaray bugün daha yavaş oynuyor. Ve Galatasaray'da dikkat edin. Sol taraftan Nagatomo'nun oradan Galatasaray'ı yıkıyorlar. Babel arada sırada geliyor. Devamlı gelmiyor. Disiplinli oynamıyor. Top ayağında öp, önde kalıyor. Galatasaray'da teknik olarak bunlar var. Bu sorunlar var Ertem'ciğim. Evet. Yani onun için demin Beşiktaş'ımızın yeni marşıymış o. Bilmiyorum. Sesi bozuk geldi. Lütfen benim bildiğim, herkesin bildiği marşı Beşiktaş taraftarına lütfen gönderir misiniz? Beşiktaş marşını özlemiştim.
İki sene önce burada her gün bir saniye. Abdülkerim abi bir saniye. Ben ekrandayken YouTube kanalından başka bir şey söyleyeceğim, onu dinlesinler. Neyi dinlesinler? Yarın dinlesinler YouTube'a. Tamam ama şimdi bir abone olun. Sizden ricam o sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'un YouTube kanalına bir abone olmanızı rica ediyorum. Reklam arasında da biz şu anda reklama gidiyoruz. Reklamlar sırasında abone olmanızı rica ediyorum. Yayından sonra kaç kişi gelmiş sevgili Derya kardeşim bize haber verecek inşallah. Ona göre size bilgi vereceğiz. Hocam bir şey mi diyecektiniz? Ben de çok şey söyleyeceğim. Herhalde reklamdan sonra. Reklamdan sonra. Hadi.